Yine Sayın Ferhat Encü aramızda. İLEŞ başkanlarımız Mehmet Selim Akboğa, Leyla Aygün. Parti meclis üyemiz Sayın Çiçek Arınç aramızda. İstanbul milletvekilimiz Sayın Züleyha Gülüm aramızda. Gebze ilçe başkanlarımız Menderes Yıldız, Meryem Uslu aramızdalar. Yine Kocaeli'nin Darıca, Dilovası, Çayova ve bütün ilçelerinin İLEŞ başkanları ve yönetim kurulları aramızdalar. Aramızda emeklilikte yaşa takılanlar derneğinin yönetim kurulları aramızdalar. Onların da mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Ezilenlerin Sosyalist Platformu temsilcileri aramızdalar. Gebze Emek Partisi ilçe başkanları ve yöneticileri aramızdalar. Ve yine burada görev yapan basın emekçi arkadaşlarımız aramızdalar. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Basın bayramlarını tekrar kutluyoruz. Aramızda yöre dernekleri de aramızdalar. SİİR dernek başkanları ve yönetici aramızdalar. Yine aramızda Halkların Demokratik Partisi Tuzla ilçe yönetimi aramızdalar. Hepsine şükran duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Gebze'ye bu görkemli katılımlarıyla iştirak etmeleri bütün Gebze halkı için sevinç olmuştur. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gelime-i aziz, godin ekip ve jiyan he, gudbeje, jiyana roje ki berumet, je jiyana sala ve koleti çetire. Yani bir günlük onurlu yaşam yıllarca boyun eğip kölece yaşamaktan iyidir. Geriye dönüp baktığımızda bizden geriye kalan mücadele yılları olacaktır. Çok hepiniz kendinizle gurur duyabilirsiniz ki bu salondasınız, HDP'lisiniz, demokrasinin, barışın, özgürlüğün, kardeşliğin, eşitliğin temsilcilerisiniz. Cumala ve ava. Azar canan mala ve ava. Şimdi ben konuşmasını yapması için Kocaeli İLEŞ Başkanımız Sayın Mehmet Selim Akboğa'yı kürsüye davet ediyorum. Brez her saroki geçti. Brez vekilen ve Saroke Navçay'ı ye Gebze. Gelime Brezan ez bi germaya havine ve bay azadi ve hamiya silav dükim humsar çava sesler atılar. Gelin huşku buraya heyecan. Civan endelal ve azadi jiyan kore jiyan kere Ujiyan vale. Tükes nikara me bi tekoşina me azadiya me dur bıxe. Dostin heca hevalen delal ev şeş sağlın zordari pedayi lisar ve u lisar partiya me etni meşandın. Lebeli ne me çok dali ne ve seni dali. Bu her habi.
او بخروفه بلا همو کس بزن با ام پیشنگ ازادی نه وکلی نه عدالتی نه دموکراسی نه ام سال این چوین دا مدلک بدل دا به دستبیک هم نتیک ها آمده یا 2015 دا و حیال ازمره حوالی ما حوری ما دریز پویراز دا گلک کشتن چی بو قیوم آویدن رسل شاره داره این ما گلک افسروکن ما این نارچا این باجارا گردن نلر مجلس ما یه شاره دریا گردن لی اول تیر نگرن وکیل مجی گردن تیر نگرن افسروکن ما این گشتی بره فیگن یکسک دا او سلاتی دمیرتاش اسیر گردن ام برا و سلام هنه دا سلام گرم بان گردیم ما هزیرم را دشنیم امیرو لبه قاده سلام آزادی و آشیتی حضور و انبان گرتیه را دشنیم خواسته که من لوهایه چما که سیدای سیدای جگرخون بگود کرنو بمین یک هگر هم نبین یک یه و بهنن یک بی یک اب پیباهانه اب هبوکوهانه زب گرینگه جمرا ورها هبگرتن لازمه سبا اب پرکالا جبروت کتی کرم به هر گرتم تو آزادی نابا وکبی نابا براتی نابا بله گلی بریزان خوش کن برای دلم از دخازم به ترکیشی چند چیزا بیشم رزی دا وکیلی من و هفتر اوکی من ایگیش دیگه مرا قصه بکن از اکم ببرم evet, değerli dostlar, tekrar sizleri sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi, değerli katılımcılar, değerli yoldaşlar, bakın Kocaeli ticaretin ve sanayinin en geliştiği illerden biridir. Ama buna rağmen pandemi döneminde en fazla intiharların olduğu bir il oldu. Acaba neden? Peki hem ticarette hem sanayide hem emek kenti olan bu ilimizde neden bu kadar intihar oldu? Hiç düşündünüz mü? Bakın bunlar açlık sınırına dayanlı insanlar pandemi döneminde. Dolayısıyla bu İktidarın politikaları, yanlış politikaları sonucunda maalesef biz bu ilimizde intiharlar çok oldu. Değerli arkadaşlar, şimdi bu tablo aslında utanç tablosudur. Biz bu tablodan kurtulmalıyız. Şimdi bakın biz şöyle deniliyor ki biz dünyada lider ülkeyiz. Doğrudur, lider ülkedirler. Nasıl lider ülkeyiz? Bakın, dünyada en fazla siyasetçinin tutuklu olduğu ülkeyiz. Bundan dolayı biz lideriz tabii. Yine aynı şekilde dün basın günüydü. Basın emekçileri buradan kutluyorum. Yine dünyada biz lideriz. Neden? Çünkü basın emekçilerin en yoğun, en fazla tutuklandığı ve aynı zamanda basının engellediği bir ülkeyiz. Tabii ki biz lideriz. Yine değerli arkadaşlar, 2020 yılında yapılan araştırmada OECD ülkeler arasında en fazla kadın cinayetlerinin olduğu
ülkeyiz yine. Maalesef. Yani Kolombiya'nın dahi gerisinde kalmışız. Bu yüzden bu iktidar, ceberut iktidarın gitmesi gerekiyor. Bunun için de benim bir çağrım vardır. Hem meclisteki muhalefete, hem dışarıdaki muhalefete çağrımızdır. Yan yana gelmenin cesur olması gerekir. Yan yana gelmek için cesaretli olmak gerekir. Dolayısıyla ben bu muhalefetin biraz daha cesur olması ve bizim de demokrasi mücadelesinde yan yana gelmesi gerekir. Aksi takdirde onların demokratik mücadelesini biz tam görünmemiş olur. Ve bu da hakikaten de bizi zora sokar. Ben bu anlamda tüm katılımcıları tekrar selamlıyorum. Ez buvar serbilindir. Hun de her hatına, kuşu hatına, sen çabara hatına. Sevgili İleş Başkanımıza konuşmasından dolayı teşekkür ederim. Arkadaşlar geçen Almanya'da bir komite bir ödül açıkladı. Komite şöyle diyor. Selahattin Demirtaş Almanya'da verilen 2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü. Ödül komitesinin açıklamasında Ödül Komitesi'nin açıklamasında Demirtaş'ın Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli siyasetçilerden biri olduğu belirtildi. Ayrıca Demirtaş'ın Kürt sorununa barışçıl çözümü, demokratikleşmeyi, Hristiyan, Alevi ve Ezidi inanç gruplarının inanç özgürlüğünü, Türkiye'deki Kürt, Asuri, Ermeni ve Rum halk gruplarının dil, siyaset ve kültür bakımından hak eşitliliğini savunduğunu belirtti. Ödül töreni Aralık ayında düzenlenecek. İnşallah Aralık ayında Selahattin Demirtaş ve bütün arkadaşlarımız özgür bir şekilde aramızda olurlar ve Selahattin Demirtaş Almanya'daki ödülü Almanya'daki komitenin elinden alır. Büyük yazar Yaşar Kemal şöyle diyor arkadaşlar. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır. Evet, bizler bu topraklarda barışın, kardeşliğin, özgürlüğün, demokrasinin, adaletin ve bütün insanların özgürce yaşayabilmesini temsil ediyoruz. Yine Yaşar Kemal şöyle diyor. Dünya on binlerce çiçekli bir kültür bahçesidir. Her çiçeğin ayrı bir rengi ve kokusu vardır. Bir çiçeğin koparılması bir rengin, bir kokunun yok olmasıdır. Tek dile, tek renge kalmış bir dünya hapı yutmuştur diyor Yaşar Kemal. Evet, biz bu Halkların Demokratik Partisi bu ülkede bütün renklerin, bütün dillerin, bütün kimliklerin, bütün inançların temsilcisiyiz. Ve bu şekilde de devam edeceğiz. Hiçbir şekilde ırkçılığa, milliyetçiliğe, başkasını ötekileştirmeye teslim olmayacağız. Ve insanlığımızla ırkçılara da insanlığı öğreteceğiz. Şimdi aramıza Gebze İlçe Başkanı Gökhan Örhan ve yönetimi katıldı. Teşekkür ediyorum kendisine. Sağ olsunlar. Şimdi arkadaşlar konuşmasını yapması için özür dilerim bir not vardı. Bugün görüş günüydü. Bütün Kandıra'da Kocaeli siyasetini temsil eden ve gelen siyaseti temsil eden arkadaşların mesajları vardı. Bütün halklara barış ve özgürlük gelene kadar mücadeleye devam edeceklerini tekrardan sizlerin önünde mücadeleye olan kararlılıklarının sözünü veriyoruz. Berfadan'ın Cihane, Aysel Tulum, Gülesel Yıldırım, Yıldan Kışanak, Damla Bağcı, Ebu Bekir Çoban ve bütün arkadaşlarımızın
selamı başımızın gözünün üstüne. Değerli arkadaşlar, şimdi konuşmasını yapması için Sayın Ömer Faruk Ergenlioğlu kürsüye davet ediyoruz. Sayın Eş Genel Başkanımız Ferdi Buldan, değerli vekillerimiz Ali Kenanoğlu, Züleyha Gülüm, MYK ve PM üyelerimiz ve sizler hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar, bütün kalbimle söylüyorum ki sizi görmek ne kadar güzel. Sizinle birlikte olmak ne kadar mutluluk verici. Ben inanın ki 96 gün boyunca o Sincan 2 nolu Fethi cezaevinde işte bu anları bekledim. Zindandan çıkayım, halkımızın yüzü gülsün, onların o gözlerindeki sevinç pırıltılarını göreyim, o gururu göreyim, o onuru göreyim, o zafer işaretlerini göreyim dedim. Allah'a şükürler olsun. Bugün geldi. Allah'a şükürler olsun. Onların amacı Kocaeli halkının iradesini, Kürt halkının iradesini ayaklar altına almaktı. Bizler hepimiz burada 24 Haziran 2018 seçimlerine nasıl hazırlandığımızı biliyoruz. Canla, başla, büyük fedakarlıklarla hepimiz nasıl çalıştığımızı, nasıl bütün engellemelere rağmen hakkımızı söke söke aldığımızı ve vekilimizi nasıl Ankara'ya gönderdiğimizi çok iyi biliyorsunuz. İşte Kocaeli'ndeki bu başarımızı hazmedemediler ve halkın iradesini ayaklar altına almaya çalıştılar. Onların ayaklar altına almaya çalıştıkları irade barış diyen iradeydi. İnsan hakları diyen iradeydi. Demokrasi diyen iradeydi. Adalet diyen iradeydi. Biz inanın ki bana her türlü zulmü yaptılar. Ama cezaevine girerken de sizi temsil ettiğimi bilerek onlara dedim ki dimdik giriyorum, dimdik çıkacağım. Vallahi billahi bu böyle çıkacağım dedim. Girdiğimiz gün adaletin, hukukun tecelli edeceğini ve bir gün çıkacağımızı biliyorduk. Herkes biliyor nasıl bir oyun oynandığını. Kocaeli halkının, Türkiye halkının, demokrasinin hakkını ayaklar altına almaya çalışanların nasıl aciz olduğunu biliyor. Biz ne dedik? Niye bizi suçladılar? Suçumuz neydi? Barış dedik. İnsan hakları dedik. Kürt meselesinde çözümden başka çare yok dedik. Gelin barışa dedik. Suç mu bunlar arkadaşlar? Bunları dediğimiz için bize ceza verdiler. İstinafta onadılar. Ve bu arada ben milletvekili seçilmiştim. Aslında yargılamanın durması lazımdı. Ama mahkemelerin halini görüyorsunuz. Bu mahkemeler mi adalet uyacak? Maalesef ki durdurmadılar. Ve çok kısa bir sürede Yargıtay'a cezayı getirdiler ve 1'e karşı 4 oyla onaylattılar. Çok hukuksuz bir karardı. Biz bu karara karşı mecliste direndik arkadaşlar. O günü hiçbiriniz unutmuyorsunuzdur. 17 Mart 2021 günü mecliste inanın ki halkın vicdanının sızladığı bir karar olduğunu herkes de biliyordu. Ve biz o gün mecliste belki benim vekilliğim düşürülüyor, partimiz zaafa uğratılıyor görüntüsü vardı. Ama biz aslında çok güçlüydük. En güçlü olduğumuz günlerden birisiydi. Çünkü halk yanımızdaydı. Biz haklıydık. Halkın vicdanı bizim yanımızdaydı ve onlar karşımızda acizdi. Ve aslında Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemek yerine bir an evvel okudular bu kararı. Fakat biz biliyorduk ki bu karar sadece benim değil, halkın
o zindana girmesidir. Çünkü ben sizi temsil ediyorum. Ben halkın vekiliyim. Asıl olan sizsiniz. Sizi cezaevine sokmaya çalışan, sizin anlayışınızı cezaevine sokmaya çalışan bir anlayış. Siz beni 91 oy vererek bu meclise yolladınız. Biz 84 milyonun vekili olduk tüm arkadaşlarımızla birlikte. Halkın her kesiminin hakkını, hukukunu savunmaya çalıştık. İşte o gün mecliste tüm arkadaşlarımızla beraber tarihi bir direniş günlerimizden birisini yaşadık. Ve o gün ben ne dedim mecliste? Yaşasın halkların kardeşliği dedim. Bir liberatiye gelen dedik. Neden bunu söyledim? Siz Kürt meselesinde adaleti, hukuku istediğimiz için mi bizi cezaevine atıyor, partinizi zaafa uğratmak istiyorsunuz? Biz halkların eşitliğine ve kardeşliğine inanıyoruz, talibiz, bir adım geri atmayacağız. Haklıyız, bundan dolayı güçlüyüz, bundan dolayı kazanacağız, sizden de korkmuyoruz dedik. Ve meclisi terk etmedik. O gün bizim o direnişimiz gerçekten mecliste ne kadar güçlü olduğumuzu, halkın vicdanında ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdi. Ve biz orada ne dedik? Direnmek yaşamaktır dedik. Berhan Cihane dedik. Berhan Cihane. Bu sözü de hiçbir zaman bırakmadık. Mecliste de söyledik. Adalet nöbetleri tuttuk. Orada söyledik. Cezaevine girdik. Orada söyledik. Cezaevinden çıkarken yine söyledik. Berhan Cihane halk kazandı. Zafer bizimdir. Zafer demokrasinindir, zafer halkındır dedik. Değerli arkadaşlar, o kadar hukuksuz bir kuralla bizi düşürdüler ki adeta örümcek ağından bir tuzak kurdular. O tuzağa sonunda şu anda kendileri düştü. Şu anda sadece ben değil, başka siyasetimiz ve siyasetçilerimiz de bu tür tepelerinde dolanan demokrasinin kılıcı olan yargılamalardan inşallah kurtulacaktır. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararı son derece önemlidir. Halkın iradesini temsil eden bir vekilin uydurup gerekçelerle cezaevine atılamayacağını ve halkın iradesinin önde olduğunu söyler. Biz bu mecliste direnişi temsil ettik. Bu mecliste AK Parti MHP vekilleri çıkıp çıbık kürsüye der ki gazi mecliste. Bu meclise gazi meclis demek için o mecliste direnmek lazım arkadaşlar. Ben ve arkadaşlarım o gün direndi. Direnince gerçekten o meclis gazi meclis olur. Yoksa o meclisi yürütmenin hükmü altına alarak meclisi gazi haline getiremezsiniz. Bu karar kesinlikle yürütmenin yargıyı etkilediği, yürütmenin yasama başkanlığı etkilemesiyle ortaya çıkan bir karar oldu. Ve bizi meclisten Devlet Bahçeli'nin emretmesi ve Mustafa Şentop'un bu emri uygulaması sonucunda çıkardılar. Bir sabah namazı vakti bize namaz bile kıldırmadan meclisten çıkardılar. Hepiniz gördünüz. O görüntüler hepinizin yüreğini yaktı, ben biliyorum. Neden? Çünkü 27 yıl önce Orhan Doğan ve arkadaşlarımız da aynen böyle zulümle çıkarılmışlardı. Ama böyle zulümle çıkarılmaları hiçbir şey ifade etmeyecektir arkadaşlar. Bu zulümleri bitecektir. Ve biz ardından direnişimize genel merkezimizde devam ettik. Ben çıplak aramayı gündeme getirdiğim için bakın ne kadar ilginçtir. Mecliste işkenceciliğini ifşa ettiğim bir polisi benim elime yollamışlar, beni gözaltına almak için.
Abdülkadir Türk Yılmaz. Adını da söyleyeyim. Polisin adı bu. Mecliste onun yaptığı işkenceleri anlatmışım. O intikam alsın diye evime, çoluk çocuğumun gözü önünde beni darbederek, hakaret küfür ederek beni gözaltına almak için evime özellikle onu yollamışlar. Görüyor musunuz şu anlayışı? Ve her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yaptılar. Ama şunu bilin ki A'dan Z'ye biz bütün hukuksuzlukların karşısında direniyoruz. Bütün bu hukuksuzlukları yapanların sonuna kadar onların bu zulümlerinin hesabını soracağız. Evet, şu anda halkımız bir zafer kazanmıştır. Kocaeli halkı bir zafer kazanmıştır ama daha bu birinci basamaktır. Sırada kim var? Sayın eski eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş başkanımız. Figen Yüksekdağ başkanımız. Leyla Güven arkadaşımız. Musa Parisoğulları arkadaşımız. Onlarca vekil arkadaşımız. Onlarca belediye başkanı arkadaşımız. Yüzlerce, binlerce parti yöneticisi arkadaşımız ve adil olmayan yargılamalarla yatan binlerce insan. İnanın ki o hapishaneler, o zindanlar adil olmayan yargılamalarla doldurulmuş insanlarla dolu durumda maalesef. Biz değerli arkadaşlar sonunda meclise geldik ve hakkımızı da söke söke alarak geldik. Bizi fazladan da hapishanede yatırmalarına rağmen geldik. Gecikmeli olarak vekilliği vermelerine rağmen geldik ve bundan sonra eğer ki halkın vekili halkın yanındaysa, halk halkın vekilinin yanındaysa bilin ki biz sizin için 10 yapıyorsak 100 yapacağız hepimiz tüm arkadaşlarımızla. Sizler bizlerin yanında daha çok duracaksınız ve bu üzücü günler, bu sıkıntılı günler, bu katledilen arkadaşlarımızın haberleriyle dolu günler mutlaka bitecektir. Sözlerimi uzatmayayım. En son olarak diyorum ki direndikçe diriliyoruz. Direne direne kazanacağız. Ben şuradan cevap ediyorum. Sayın Arınlar. Evet, aramızda olan misafirlerden birini unutmuşum. Beni bağışlasınlar, arkadaşlar şimdi söyledi. Anya Akaylar Derneği de aramızdalar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Vallahi biz Ömer Hoca'dan Kürtçe dersi almamız lazım. Yani Kürtçeyi sökmüş. Ahmet Arif şöyle diyor arkadaşlar. Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan diş ile, dayan tırnak ile, iş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni. Bir umudum sendedir diyor Ahmet Arif. Diyarbakırlı Ahmet Arif'in umudu bizleriz arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, HDP Kocaeli Gençlik Meclisi'nden bir arkadaşımız konuşmasını yapacak. Onu sahneye davet ediyorum. Sınav reis, evvela hem okul başlar bunlar, sınav hukum. Ama ki meclise civarın HDP, hem evvel ekoyu zindana, sınav ve şuraşkeri sınav hukum. Lesen nave Deniz Poyraz bu hakimda akamu erişen faşist şermezar dikin bu lehemmer evan erişa denge kubilin dikin. Tek uşina ku kevne şopya meda bu dekuyna meda heye eme bedomine bu eme ser bükevin. Bizi berdadan zindana, bizi tartıdan ziyane. Thank you.
konuşmasını yapan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, değerli halkımız, şimdi sahneye Sayın Eş Genel Başkanımız Sayın Pervin Buldan'ı kürsüye davet ediyorum. Demokrasiyi de getireceğiz.
demokrasiyi savunduğumuz için bu kadar büyük bir baskı altındayız. Biz barış dediğimiz için yargılanıyoruz. Biz demokrasi dediğimiz için cezaevlerindeyiz. Biz adalet dediğimiz için her gün vuruluyoruz, öldürülüyoruz. Biz bu ülkede hakkı ve hukuku savunduğumuz için bu kadar baskı politikalarına maruz kalıyoruz, şiddet politikalarına maruz kalıyoruz. İşte Halkların Demokratik Partisi'nin, HDP'nin savunduğu bu fikriyat olduğu için bugün HDP'ye karşı amansızca bir saldırı furyasının başladığını hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Ama onların bu çabasını barışa olan, adalete olan, hakka ve hukuka olan inancımızı hiçbir zaman yitirmeden geliştireceğimizi de herkesin çok iyi bilmesi lazım. Evet, bugün HDP büyük bir kumpasla, büyük bir saldırı furyasıyla karşı karşıyadır sevgili arkadaşlar. Halkların Demokratik Partisi'ne karşı bu saldırılar içerisinde kapatma davası başta olmak üzere Kobani Kumpas davası, cezaevlerindeki arkadaşlarımızın yargılanma dönemleri, şu an mevcut milletvekillerine hazırlanan fezlekeler ve soruşturmalar, İzmir İl Örgütümüzde katledilen Deniz Poyraz ve il ve ilçe örgütlerimize yapılan bütün saldırılar karşısında hiçbir zaman bu anlayışımızdan vazgeçmeyeceğimizi özellikle bugün Kocaeli'nden bir kez daha ifade ediyorum. Evet, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmayacağını ve halkın bu partiyi kapattırmayacağını bugün gelsinler, bu salonda görsünler, Kocaeli'nde görsünler, salonlara sığmayan halkımızın yüreğinde görsünler. HDP kapatılacak bir parti değildir. Bugün onların amacı HDP'siz bir Türkiye, HDP'siz bir siyaset, HDP'siz bir parlamentodur. Ama HDP'nin fikriyatı, HDP'nin kökleri bu ülkenin bütün coğrafyasına, bütün topraklarına öyle bir silmiş ki, öyle bir filizlenmiş ki HDP'yi sökmek, HDP'yi koparmak kolay olmayacak. Bugün bu ülkeyi yönetenler bu amaçla HDP'ye saldırıyorlar. Ama onlar saldırdıkça biz daha çok büyüyoruz, biz daha çok genişliyoruz, biz daha çok güçleniyoruz, daha çok cesaret ediyoruz. Evet, sevgili arkadaşlar, AKP hükümeti bu ülkeye çok büyük kötülükler yaptı. Çok büyük haksızlıklar ve hukuksuzluklar yaptı. Ve özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra HDP'den intikam alma adına 7 Haziran'da AKP'yi tek başına iktidar yaptırmayan HDP'den intikam alma adına o günden bugüne kadar bu saldırılar devam etti. Ama biz hiçbir zaman zalimlerin karşısında diz çökmedik, boyun eğmedik, biat etmedik. Sonuna kadar, ölene kadar da boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki haklıyız. Haklı bir davayı savunuyoruz. Barışı savunuyoruz. Adaleti savunuyoruz. Hakkı ve hukuku savunuyoruz. Ve bugün her yerdeyiz. Herkesin yanındayız. İşçinin yanındayız. Esnafın yanındayız. Kadının yanındayız.
yanındayız. Nerede bir zulüm varsa biz oradayız. Nerede bir zalimlik varsa biz oradayız. Nerede bir adaletsizlik, nerede bir hukuksuzluk varsa HDP oradadır. Biz oradayız sevgili arkadaşlar. Ve halkımızın içinde olmaya da devam edeceğiz. Ta ki bu ülkede AKP iktidarının gidişini sağlayana kadar ve HDP'nin bu ülkeye yönetimini getirene kadar bu çabamız, bu mücadelemiz devam edecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Evet, bugün HDP'den ve Kürtlerden o kadar çok nefret ediyorlar ki yarattıkları iklim her gün bir saldırı gerekçesi oluyor. Bugün Türkiye'nin batısında mevsimlik işçi olarak çalışanlar başta olmak üzere yerleşik olarak batıya göç eden Kürtlere yapılan ırkçı saldırıların altında da bu Kürt düşmanlarının yaptığını özellikle belirtmek isterim. Bütün bu saldırıların altında AKP'nin ve küçük ortağı MHP'nin yaratmış olduğu bu düşmanlık iklimi ve bu dil vardır. Evet, bu saldırıların müsebbibi AKP iktidarı ve onun küçük ortağıdır sevgili arkadaşlar. İşte bütün bu saldırılara karşı hep bu ırkçı saldırılar. İzmir'de katledilen Deniz Poyraz. Yine yapılan bütün haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında yapmamız gereken tek şey birlik ve beraberliğimizi sağlamak olmalıdır. Sadece Kürtlerin değil, bugün bu ülkede barışa inanan, demokrasiye inanan kim varsa, haktan ve hukuktan, adaletten yana kim varsa, bu düzenden rahatsız olan kim varsa tek saf olmak durumundadır, olmak zorundadır. Elbette ki Kürtlerin birliği ve beraberliği bu süreçte önemlidir. Bunun için ulusal birlik meselesini her zaman ifade ettik. Bir kez daha altını çiziyorum. Kürtler birlik ve beraberliğini sağlamalıdır. Ama demokrasi güçleri de bu zalim iktidara karşı, bu faşist iktidara karşı seçimler yaklaştığı bir dönemde, seçimlere kısa bir süre kaldığı bir dönemde saflarını birleştirmeli ve ortak bir tavır almak zorundadır, almak durumundadır. Biz biliyoruz ki önümüze konulacak olan seçim sandıklarında artık AKP'nin bu ülkeyi yönetmediği ve demokratik bir yönetimin bu ülkeye hakim olduğu yeni bir anlayışa, yeni bir yönetime Türkiye halkları birlikte karar verecek ve bunun altına birlikte imza atacaklar. İşte gün birlik olma günüdür. Gün beraberliğimizi sağlama günüdür. Gün mücadelemizi büyütme günüdür sevgili arkadaşlar. Her gün kadınlar sokak ortasında katledildiği, tacize uğradığı bir coğrafyada elbette ki kadınların da birliği ve beraberliği bizim için önemlidir. Ve bütün bunlar karşısında sevgili arkadaşlarım, AKP hükümeti de artık gidici olduğunu biliyor, anketlerde baş aşağı düştüğünü görüyor ve bütün bunlar karşısında tek şey yapıyor, saldırıyor. Ama biz bu saldırılar karşısında ve saldırıların önünde büyük bir barikat oluşturmak zorundayız. Bu barikat demokrasi güçlerinin barikatı olmalıdır. Ve bu barikat sadece bu dönemde değil, bu süreçte değil, seçime kadar
ve seçim sonrasında da Türkiye'nin huzura kavuşabilmesi için ve demokrasinin bir an önce bu ülkeye gelebilmesi için bunun elzem olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet, Kürtler büyük bir zaman kaybetti. Birlik ve beraberliğini yıllar önce sağlamış olsalardı, bugün Türkiye'nin batısında Kürtler ırkçı saldırılarla katlediliyor olmazdı. Kürtler birlik ve beraberliğini daha önce sağlamış olsalardı, bugün Kürtlere bu kadar zulüm, bu kadar baskı yapılmazdı, yapılamazdı. Kürtlerin dilleri, Kürtlerin kimlikleri, Kürtlerin kültürleri bu kadar yasaklı bir hale gelmezdi, getirilemezdi. Ama yine de geç kalmış sayılmayız. Kürtlerin bir an önce birlik ve beraberliğini sağlamasının artık zamanı gelmiştir ve bunun için de adımların bir an önce atılması lazım. Sevgili arkadaşlar, sevgili Kocaeli halkımız, sizlerin huzurunda bu ülkeye barışı getireceğimizin sözünü bir kez daha vermek istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülkenin toplumsal bir barışa ihtiyacı var. Bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var. Bu ülkenin Selahattin Demirtaş'lara, Figen Yüksekdağlara ihtiyacı var. Bu ülke hiçliksiz bir ülke olmak zorunda. Eğer bugün bu ülke teçhizle yönetiliyorsa, işte bunda hepimizin suçu var, hepimizin payı var. Teçhiz sadece İmralı'da Sayın Öcalan'a değil, bugün Türkiye'nin her yerine sirayet etmiş durumda. Oysa teçhiz bir insanlık suçudur. Hiçbir cezaevinde teçhiz uygulanmamalıdır ve bu insanlık suçuna bir an önce son verilmelidir. Türkiye halklarının da, Kürt halkının da beklentisi budur ve bu yöndedir. Bizler, sevgili arkadaşlarım, bizler bu ülkenin geleceği adına, bu ülkenin yarınları adına, gençlerimizin, kadınlarımızın, bütün toplumsal ihtiyaçların karşılanması adına ifade ettiğim bütün bu haksızlıkların ve hukuksuzlukların son bulması için mücadelemizi daha da büyütmenin zamanıdır diyoruz. Evet, sizler Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşımız cezaevindeyken onun çıkması için nasıl mücadele ettiyseniz, bugün Türkiye'nin her yerinde, her yanında, şu an cezaevlerinde olan bütün arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşması için aynı mücadelenin devam etmesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız sevgili arkadaşlar. Başka şansımız yok. Başka alternatifimiz de yok. Kazanmaktan başka, başarmaktan başka ne bir şansımız ne de bir alternatifimiz yok sevgili arkadaşlarım. O yüzden bir kez daha hepimizin bu barış mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde, özgürlükler mücadelesinde yolu açık olsun, yolumuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Reyame, ureyame, vekilime herhalde. Ez ve hadiyon serkeptin duhazı. Hepinize bir kez daha geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyor ve bundan sonraki günlerde, özgürlük günlerinde barış
yarış günlerinde buluşmak üzere hepinize hoşça kalın diyor, saygılarımı sunuyorum.